Evet, bir torba kanunu daha görüşüyoruz. Esasen amme alacakların tahsili usulü hakkında kanunu düzenlese de ceza infaz kanunundan sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa, kurumlar vergisi kanunundan sermaye piyasası kanununa kadar bir dizi kanunda değişiklik içeriyor. Kuşkusuz bir kanun teklifiyle birden fazla kanunda değişiklik yapılabilir. Bunda bir sorun yok. Ama asıl sorun şu, her teklifin temel kanun adı altında torba teklif olarak görüşülmesi. Siz her şeyi torbaya atmaya devam edin, biz de eleştirmeye. Teklifin ilk 5 maddesi 6183 sayılı amme alacakların tahsiline ilişkin kanunda değişiklik yapılıyor. Peki amme alacakların tahsili usulü hakkında kanun neyi düzenliyor? Kamu alacaklarının, yani devlete, merkezi idareye olan, il özel idaresine olan, belediyelere olan her türlü vergi, resim, harç, ceza, tahkik ve takiplerini düzenliyor 6183 sayılı kanun. Bu teklifin ilk 5 maddesi vatandaşın kamuya, yani merkezi idareye, il özel idaresine ve belediyelere olan borçlarının nasıl tahsil edileceğine birkaç ekleme yapıyor. Ve diyor ki, hatta bir bu arada elbette ki merkezi idare vergi tahsil etmeli, vergi borçlarını bu konuda takip etmeli. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama asıl sorun şu, vatandaş evine ekmek götürmeye zorlanırken, iş yerinin kapısını açmadığı için iflasla karşı karşıya kalırken ve her gün zarar ederken, bugün pandemiyle mücadele ediyoruz diyerek vatandaşın haczettiğiniz mallarını nasıl daha kolay satarım diye bir teklif getirmeniz ve bunu bize pandemiyle mücadele diye yutturmaya çalışmanız. Asıl sorun bu. Şimdi bakın teklifte madde madde sizin gerekçelerinizde okuyayım. Diyorsunuz ki muhafazası tehlikeli ve masraflı olan taşınır mallar da pazarlık usulüyle satılabilecek. Madde 1'in gerekçesi bu. Haczettiniz, el koydunuz vatandaşın malına, şimdi bunun pazarlık usulüyle satılmasını kolaylaştırıyorsunuz. Madde 2, kamu otoritesi yine bir malı haczetti. Vatandaş bunu ihaleyle aldı, ödemesi gereken yıllık %5 oranındaki faizi ödemedi. Siz bu %5'lik faizi değiştiriyorsunuz ve faizi arttırıyorsunuz. Madde 3 neymiş? Elektronik ortamda, yani vatandaşın borçları nedeniyle el koyduğunuz mallarını elektronik ortamda satmayı kolaylaştırıyorsunuz. Madde 4 neymiş? Yine vatandaşın malını haczettiniz borcu nedeniyle, bunu elektronik ortamda veya başka bir şekilde sattınız ve gereğini yerine getirmedi, bunu el koydunuz, bunun ne kadar maliyeti olacağına ilişkin bir düzenleme yapıyorsunuz. 5. maddede de yine elektronik ortamda satışı kolaylaştırıyorsunuz. Şimdi getirdiğiniz teklif bu ve bize diyorsunuz ki biz bu teklifle pandemiyle mücadele ediyoruz. Bakın, zengin ülkeler gayri safi yurt içi hasılalarının en az %12,5'unu nakdi destek, gelir desteği olarak vatandaşına dağıtmış. Orta düzeyde gelire sahip olan ülkeler gayri safi yurt içi hasılalarının %3,6'sını vatandaşa gelir desteği olarak dağıtmış. Yoksul ülkeler bile %1,6'sını dağıtmış. Siz %1,1'ini dağıtmışsınız. Şimdi bu %1,1'ini dağıtmışsınız ya. Yani şöyle bir şey anlaşılmasın sakın. Yani hükümet bütçenin bir kısmından fedakarlık etti, milyon dolarlık araçları almaktan vazgeçti. İşte makam aracı olarak kiraladığı araçların bir kısmından vazgeçti ve bir gelir elde etti. Böyle bir şey yok. Milyon dolarlık araçlardan vazgeçmediniz. Kiraladığınız makam araçlarından vazgeçmediniz. Kamuda tasarrufa dair hiçbir şey yapmadınız. Ama o beşli çetenin milyarlarca dolarlık, euroluk borçlarını sildiniz. Ve şimdi bize diyorsunuz ki biz vatandaşın haczettiğimiz malını satarak bu işi kolaylaştıracağız. Nakit desteği olarak bugüne kadar ne kadar dağıtmışsınız vatandaşa? Sanırım 43 milyar TL civarında nakit desteği sağlamışsınız. Bu 43 milyar TL'lik nakit desteğini nasıl sağlamışsınız? Şimdi herhalde herkes bunun bütçeden falan sağlandığını düşünüyor. Öyle değil. Bütçeden tek bir kuruş çıkmamış. 35 milyar TL'sini işsizlik fonundan çarpmışsınız. 6 milyar TL'sini sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonundan çarpmışsınız. 2 milyar TL'sini de yardımlardan. Yani hazineden aslında tek...
Buyurun, buyurun toparlayın. Yani hazineden aslında tek bir lira çıkmamış. Mesela o 6 milyarlık, 8 milyarlık sosyal yardımlaşma dayanışma fonundan ödediğiniz para. Zaten yoksul olan vatandaşa pandemi olmasa bile dağıtmanız gereken o parayı pandemiyle mücadele adı altında dağıtmışsınız ve bize diyorsunuz ki biz pandemiyle mücadele ediyoruz. Son olarak şunu söylemek isterim. Teklif sahipleri 8 ve 9. teklif sahiplerinin 8 ve 9. maddeleri, yani cezaevinde hükümlülerin eşleriyle, çocuklarıyla ve yakınlarıyla görüşmelerine ilişkin maddeleri geri çekeceğiniz anlaşılıyor. Şimdi bu iyi bir şey. Bunu geri çekmeniz, ama umarım geri getirmezsiniz. Çünkü suçlular, gerçek suçlular bir şekilde iletişimin bir yolunu bulurlar. Ama eğer bu maddeleri tekrar getirirseniz, hükümlülerin aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle ve yakınlarıyla insanca bir görüşme yapmasını da engellemiş olursunuz. Orada hükümete ettiği bir lafı yarın öbür gün ceza olarak karşısına çıkarsınız diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.